Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Müezzin ezan okurken ellerini neden kulaklarına götürür? Müezzinin sesin daha güçlü çıkmasına yardımcı olacağı için şehadet parmaklarının uçlarını kulaklarına götürmesi veya ellerini kulaklarının üzerine koyması müstehap kabul edilmiştir. Çünkü böyle yapması sesin yükselmesine yardımcı olduğu için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal'e bu şekilde yapmasını söylemiştir. Şayet müezzin parmaklarını kulaklarına götürmese, sokmasa veya ellerini kulaklarına koymadan ezan okursa da bunun din açıdan bir sakıncası yoktur. Zira parmakların kulağa götürülmesi, sokulması veya ellerin kulaklara konulması asli bir sünnet değildir. Müezzinin gür ve güzel sesli olması, ezanı ayakta ve yüksekçe bir yere çıkıp dinleyenlerin tekrarına imkan verecek şekilde yavaş okuması, sesin daha güçlü çıkmasına yardımcı olacağı için şehadet parmaklarını, uçlarını kulaklarına götürmesi veya ellerini kulaklarının üzerine koyması, ezan okurken kıbleye yönelmesi, hani "As-salah" derken yüzünü sağa, hani "Al-felah" derken yüzünü sola çevirmesi, sabah ezanında tesvip yapması, yani "As-salatu hayu minennevum" demesi, minarede okuyorsa dönerek okuması ve ezan okurken abdestli olması müstehaptır. Bunlara dikkat edilmesi bize ayrıca sevap kazandıracaktır.